Evet değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sesi açtım, başlıyorum. Bu kaymakamlık mülakat sonuçları açıklandığı dönemlerde genelde bende bir hastalık oluyor. Yeni atlatmak üzere olduğum, bir yıldır hasta olmuyordum, rekora gidiyordum. Değerli arkadaşlar, rekora gidiyordum ve gelinen nokta itibariyle geçtiğimiz hafta çarşamba günü dolaylarında bir rahatsızlıkla karşı karşıya kaldık. Viral bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Dikkat edin, aman diyorum. Havalar ısınıyor, üşütme falan yok bende. Viral bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Çok şükür toparladım ama sesim birazcık boğuk, bozuk olabilir. Kulaklarım da çok iyi duymuyor. Bağırabilirim zaman zaman. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Onun için özür diliyorum. Belki minik aralar vermem icap edebilir. İnşallah ihtiyaç olmayacak ama bu rahatsızlık dolayısıyla. Ama sanki geçen sene ve bir önceki sene de tam böyle mülakat sonuçlarını değerlendirdiğimiz yayın içerisinde böyle bir durum olmuştu. Tekrar bu noktadan dolayı özür diliyorum arkadaşlar hepinizden. Hayırlı uğurlu olsun. Kaymakamlık mülakat sonuçları açıklandı. Tam da böyle ya bayram öncesi bekliyorduk. Hani Mayıs ayı falan diye bir takım şeyler oldu. Geçtiğimiz iki hafta önce sanırım bu akşam yayınlanacak diye bir haber almıştık falan ama açıkçası çok hazır olunamayacağını tahmin de ediyorduk ama bayramdan sonraya veya bayram sürecine bırakılacağını düşünmüyorduk. Bayramdan önce bize soran arkadaşlarımıza bekleyelim, ha sabır, ha geldi, ha gelecek şeklinde yorumlarımız, dönüşlerimiz oluyordu. Değerli arkadaşlar, bugün içinde bulunduğumuz gün itibariyle günlerden salı günü 10 Haziran mıyız, 11 Haziran mı olduk? Hafıza da biraz ilginç vaziyette bende arkadaşlar. 11 Haziran günü itibariyle değerli arkadaşlarım sabah saatlerinde mülakat sonuçları açıklanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Üzülen arkadaşlarımızı teselli etmek çok kelimelerle mümkün değil biliyorum. Ama birkaç gün bunun üzüntüsünü yaşayacaklar. Bunun üzüntüsünü yaşamak da bir hak diye ben düşünüyorum açıkçası. Umuyorum onlarla birkaç gün içerisinde bayramdan önce her biri bir değerlendirme yapmak istiyorum. Onların duygularını paylaşmak istiyorum. Ve bir yol haritası noktasında ne yapılabilir? Bunu da konuşmasını yapmak istiyorum. Bu sürecin arkadaşlar kazananları olacaktı, kazanmayanları olacaktı. Kazanmayanları demeyelim de bu süreci aşamayacaklar olacaktı. Bunu biliyorduk zaten baştan. Buna göre kendimizi de hazırlamak gerekiyordu. Gel gelelim yine çok üzüldüğümüz arkadaşlarımız da var. Sevindiğimiz arkadaşlarımız da var. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Öncelikle bu şeye değinmek istiyorum ben. Liste konusu. Liste niye açıklanmıyor konusu. Bize de çok soru olarak gelmiş. Açıkçası bu İçişleri Bakanlığı'nın çok güzel bir özelliğiydi yıllardır. Bu konuda çok dirençli davrandı ve listeleri yayınlandı. Şimdi böyle bir sınav, böyle bir sınavın özellikle mülakat sonuçlarının açıklanması kolay bir şey değil arkadaşlar. Her şey yolunda olsa bile, her şey doğru düzgün gitse bile, inanın değerli arkadaşlar, yani doğru düzgün gitse derken hani tam olarak liyakate emin olacağımız ölçümleri yapsak bile diyorum, yine de bu sonuçlardan memnun olmayan insanlar şüphesiz ki olur. Yani bunu engelleyemezsiniz. Ancak yine de listenin açıklanması gerçekten şeffaflığa büyük katkı sunuyordu. Hani kimin kazandığını, kimin kazanmadığını görmek, hangi sıralamada olanın hangi mülakat sıralamasında olduğunu görmek, yani bunlar hoş oluyordu. Şimdi şunu da söylemek lazım. Elimizdeki verilere göre Türkiye birincisi mülakatı birinci sıradan aştı. Türkiye ikincisi mülakatı dokuzuncu sıradan aştı. Türkiye dördüncüsü mülakatı yedinci sıradan aştı. Biliyorsunuz arkadaşlar bunlar ilk beşteki yakın eğitimin öğrencileriydi. İlk beşte üç öğrencimiz vardı. Muhammed Ö kardeşimiz Türkiye birincisiydi. Mülakatta birinci oldu. Sevgili Nesrin U kardeşimiz Türkiye ikincisiydi. Mülakat dokuzuncu oldu. Sevgili Bilge kardeşimiz Türkiye dördüncüsüydü. Mülakatta yedinci oldu. Şimdi bakın açıkçası sınav performansını da yüksek başarıyı belgelemekte kesinlikle hani bu mülakat sürecini de aşacağın anlamına gelmez. Hani biz ilk 5'teki kişiler veya ilk 10'daki kişiler diyelim ki sınav birincisi nasıl olmaz diyebileceğimiz bir tartışma Türkiye'de hep olmuştur. Ama yine de böyle bir meslek için sınav birincisinin daha iyi olamayamama ihtimali olabilir arkadaşlar. Bunu da kabullenmek lazım. Bakın böyle bir meslek için diyorum. Çünkü gerçekten mülakatın önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak buradaki tek tartışma şu olabilir. Mülakatın ne düzeyde daha nitelikli yapılabileceğinden emin olmak meselesi önemlidir. Eğer mülakatın çok kaliteli yapıldığına eminsek, gerçekten uzun soluklu, aşamalı, kaliteli bir ölçüm yapılarak liyakati tam anlamıyla anlamaya çalışıyorlarsa eğer, birincinin olamaması gerçekten bir tartışma konusu olmayabilir. Çünkü sınav performansınız çok iyi olur ama mülakatta arkadaşlar tutuk olabilirsiniz. Çünkü kaymakamlık mesleği her zaman söylüyoruz bir iletişim mesleği, bir halkla ilişkiler mesleği. Böyle bir meslek için değerli arkadaşlar açıkçası mülakatta ortaya koyulacak sadece sorulara cevap verme değil. Bir takım farklı boyutlarda efendim ölçümlemelerin yapılması sonucunda belli değerlerde iyi olmamak açıkçası birincinin dahi bu süreci aşamamasını getirebilir. Dolayısıyla eğer böyle olsa birinciyi dahi tartışmak istemem. Ama gel gelelim değerli arkadaşlar.
İlk 5'te bu sene olmayan bir kişi öyle görünüyor ki var. Bizde verisi yoktu. O yüzden çok paylaşmak istemiyorum. Türkiye 3. sanırım olmamış. Olamayabilir. Geçtiğimiz yıllarda da olamıyordu. Umuyoruz kendisi tekrar denemeye devam eder. Tanımıyoruz ama tekrar kendisi denemeye devam eder. Ama ilk 5'te arkadaşlar öyle görünüyor ki 4 kişi kazanmış. Bunun 3'ü bizim verimizdi. Arkadaşlarımızla tek tek görüşme şansım oldu. Mülakat süreçleri de gayet yerinde ve verimliydi, etkindi. Gayet iyi geçti hocam. Neredeyse soruların tamamını hepsi doğru cevap vermişti. Yani ortaya koydukları performanstan memnunlardı. Mülakat komisyonu almış oldukları enerjiden eminlerdi. Dolayısıyla hani böyle de bir uyum vardı. Bunu da belirtmiş olayım değerli arkadaşlar. Hani en azından ilk 5 özelinde bu değerlendirme yapabiliyorum. Diğer sıralamalar özelinde hani ilk 50'de, ilk 100'de veya ilk 300'de bu değerlendirmeyi çok yapacak durumda değilim. Çünkü elimde çok bu yönde veri yok. Arkadaşlarımız birkaç saattir ulaşmaya çalışıyor ama elimizdeki çok sınırlı veriye ulaşabildiğimizi belirtmem lazım. Telefonlar açılmayabiliyor. Dolayısıyla çok diğer sıralamalardaki alımların efendim durumuydu. Çok da önemli yapamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Yani yine her yerden yani 200'lerden de alınan var. 270'lerden de bir alınan gördüm. Hani ilk 50'den de çok var. İlk 100'den de var. İlk 150'den de var. Her yerden yine var arkadaşlar ama tabii ilk 10'dan bu yıl olmayan veriler oldu. Geçen sene mesela değerli arkadaşlar biz şunu ilan etmiştik. İlk 11'in 8'i bizim öğrencimizdi. Mülakat sıralamasının ilk 11'i. 8'i bizim öğrencimizdi ve ilk 10'da çok daha fazla öğrenci vardı. Onu hatırlıyorum. İlk 10'da daha fazla öğrenci vardı. Bunu hatırlıyorum. Gel gelelim bu sene arkadaşlar sıralamaları göremediğimiz için bu tip değerlendirmeleri yapamıyoruz. Mülakat nihai listesi açıklanmadı. Tekrar etmek istiyorum. Mülakat nihai listesinin açıklanmış olması şeffaflığa büyük katkı sunar. Keşke açıklanmış olsaydı. Bazı kurumlar açıklamıyor, bazı kurumlar açıklıyor. Bunu mülakat listesini yayınlayarak sonuçları gözlemletmek ben açıkçası daha doğru olduğunu, daha iyi olduğunu, en azından efendim bir takım tartışmaları daha çok rahat gidereceğini düşünüyordum. Halen düşünmeye devam ediyorum. Sanıyorum da mülakat sürecinde bu belliymiş bu sene açıklanmayacağı yönünde. Biz de sanki açıklanmaz yönünde bir tavrı bekliyorduk ama ben bir umut listenin yayınlanması noktasında içimdeki umudu korumak istiyordum. Keşke açıklansaydı. Liste olsaydı daha iyi olurdu. Hem de bu sürece halen gönül vermeye devam edecek kişiler var arkadaşlar. Bu iş böyle 5 dakikada bırakılacak bir iş değil. Halen bakın listede de yok ama elimizdeki verilere göre 2. girişi, 3. girişi, 5. girişinden sonra mülakatı aşmış kişiler var. 3 kere mülakatı deneyimleyip olumsuz mülakatı görüp ondan sonra mülakatı aşmış kişiler var. Bu verileri gördüğünüz zaman insanlar o nihai başarı listesine bakıp eğer kazanamadıysa bu sene bunu değerlendirip ona göre farklı bir stratejiyle bu sınava hazırlanmak, farklı bir mülakat performansı ortaya koymak için bugün neden önlemler geliştirmek isteyebiliyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar listenin açıklanması herkes için önemliydi. Umuyoruz bundan sonraki yıllarda bu liste açıklanır. Bunu tekrar etmek istiyorum. Bütün kurumlarda bu listenin açıklanması hoş bir şey olur. Hakimde de açıklanmıyor. Keşke bütün kurumlarda bu liste açıklansa daha hoş olur diye düşünüyorum. En azından şu da olabilir. Yani listeyi bugün açıklarsınız. Sıralamayı açıklarsınız. Kısa bir süre tutarsınız. Bir hafta sonra kapatırsınız. Bu da bir seçenektir. Dolayısıyla hani uzun yıllar boyunca açıkta kalmayabilir. Ama bunu değerli arkadaşlar açıkçası ben çok hoş karşılamadım. Keşke açık olsaydı diye bu yorumu yapmak istiyorum. Evet. İlk 5'teki 3 öğrencimizin mülakat performansının olumsuz olduğundan bahsettik. Çok sorulan bir soruda kadın adayların durumu ne oldu? Değerli arkadaşlar, yıllardır değişmeyen bir gerçek var. Kadın arkadaşlarımızın mülakata olan, ya mülakat demeyelim de kaymakamlık sınavına olan ilgisinde veya duygularında diyelim, genelleştiremeyiz ama farklı bir durum var. Dolayısıyla genelde sınavı kazanan kişi sayısı düşük oluyor. Kaymakamlık sınavı kazanan kişi sayısı düşük oluyor. Şimdi bizdeki kazanma oranı arkadaşlar, bizim öğrencilerimizdeki kadınların kazanma oranı %17 idi. Kadın kazanma oranı, bizim elimizdeki veriden bahsediyorum. Toplam kaç kazanan öğrencimiz varsa bunların %17'si değerli arkadaşlar, %17'si kadındı. Şimdi böyle bir gerçek var. %17'si kazanmışken ne kadar alındı? Biz 15 plus kişinin alınmış olabileceğini düşünüyoruz. Tam eldeki verimiz bunu doğrulayamaz. Güçlü bir listemiz var. Ama 15 plus kişinin değerli arkadaşlar, 15 plus kadın arkadaşımızın bu sınavı aşmış olabileceğini düşünüyoruz. Elde bazı veriler var. Bunu projekte etmeye, yansıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar %15 plus dediğimiz zaman %20'ye yakın civarda, belki %20'yi biraz daha aşan oranda kadın arkadaşımızın mülakatı aşmış olabileceğini düşünüyoruz. Bakanlığımızın kadın tercihi noktasında arkadaşlar kaymakamlık tarafında bir geri durma yok. Bu bakanlığın durumundan kaynaklı bir şey değil.
Bu sınava olan kadın arkadaşlarımızın ilgisi, alakası ve duygusuyla ilgili bir durumdur. Bunu belirtelim. Şunu da söyleyeyim. Geçen de Adalet Bakanı da açıklamıştı. Hakimlik cephesinde kadın oranları çok iyi. Yani %40'ın biraz üzerinde. Ki bazı yıllar, 2020'den sonra bazı yıllar bizim yine eldeki verimize göre %50'nin üstünde kazanan kadın vardı hakim tarafına. Bu kadın arkadaşlarımızın sınavlara yönelik olarak efendim başarısıyla bir alakası yok aslında. Onların odaklanması, konsantrasyonu, ilgisi, alakasıyla biraz alakası var. Dolayısıyla durum bu. Kadın adaylar alınmıyor, daha az tercih ediliyor durumunda, noktasında değiliz. Aksine kadın adayların arkadaşlar bir tık daha bakanlık tarafında öne çıkarılmaya çalışıldığının, bunun desteklendiği ki bir önceki bakanımız döneminde de yine bunun söyleme geldiğini de biliyoruz. Kadın aday sayısındaki artışla övünüldüğünü de biliyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu noktada 15 plus kişinin %20'nin üstünde bir alımın olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi dörtte bir oran değerli arkadaşlar, bizdeki kazanan arkadaşlarımızın oranı da hiçbir zaman değişmez. Bu yaklaşık olarak dörtte bir oran halen korunmaya devam ediliyor. Yani kaç kişi mülakata çağrılıyor, bizde kaç kişi kazanıyorsa neredeyse bunun dörtte biri bizde de kazanıyor, mülakatın da dörtte biri kazanıyor. Böyle bir gerçeklik var. Şimdi şu duruma gelelim, çalışma durumlarıyla kazananlar arasındaki ilişkiye bir bakalım değerli arkadaşlar. Kesin oranlar veremeyeceğim ama ya kamuda çalışıp bir memuriyeti olanların kaymakam olamama durumu söz konusu mu gibi böyle bir dedikodu zaman zaman nükseder, yükselir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle yok. Dolayısıyla içinde hakim var, içinde bekçi var, içinde uzman var. Birçok arkadaşlar kamuda memur olan kişinin efendim biz bu sene kaymakamlık mülakatını aşmış olduğunu gördük. Özel sektörde çalışanlar var, kamuda memur olanlar var. Bunun yanı sıra çalışmayan, mesaisi olmayan arkadaşlarımız var. Birçok boyuttan bir daha belli bir dağılma değerli arkadaşlar, mülakatı aşanlar var. Öyle bir ayrımcılık yok, bunu gözlemliyoruz. Yaş durumları noktasında olaya baktığımız zaman ise son yıllarda özellikle benim çok gözüme çarpıyor. Yeni mezun arkadaşlarımızın da 2023 mezunu arkadaşlarımızın dahi mülakatı aşabildiğini gözlemliyoruz. Dahi demem doğru değil aslında. Yani yeni mezun arkadaşlarımızın dahi demem doğru değil. Evet, her sene belli bir oranda zaten alınıyor ama yeni mezun arkadaşlarımız dahi diyeceğim yine. Çünkü burada bir burukluk var. Hocam çok genç yaştayım mı diye çok çıkışlar var. Bizlere olur mu olmaz mı diye. Bunu her zaman söylüyoruz. Hemen mezun olduktan sonra şak kaymakam olmuyorsunuz. Adaylık süreciniz var, eğitim süreciniz var, vekalet süreciniz var, staj süreciniz var, dil kursu döneminiz var. Bütün bunlarla beraber zaten siz de büyüyorsunuz. Karakteriniz bir yandan oturuyor. 25'li yaşlarda tam anlamıyla belki göreve başlıyorsunuz üniversiteden mezun olduktan sonra. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, açıkçası yeni mezun arkadaşlarımızın dahi oldukça sağlıklı bir şekilde kaymakam olmaları yönünde herhangi bir problem yok. Ki bakanlığın bu yönde, Türkiye'deki birçok kurumumuzun bu yönde çok dengeli bir tablosu var. Her yaştan kişiyi alıyorlar. Dünyada da aslında arkadaşlar bazı tavırlar var. Kimileri bu tip mesleklere, kaymakamlık, hakimlik gibi mesleklere baktığın zaman kimi ülkeler daha deneyimli insanları tercih edebiliyor. Kimi ülkeler kesinlikle gençleri tercih ediyor ama Türkiye'de, ülkemize değerli arkadaşlar, çok açık bir tavır var. Dengeli alacağız tavır var ve bu dengeli alım tavrı kaymakamlıkta korunuyor. Bunu da söylemiş olalım. Her yaştan görüyoruz. 30 yaş üstü, 30 yaş altı, 25-30 yaş arası, 25 yaş altı hepsinden var. Böyle bir dengede arkadaşlar alımı gözlemliyoruz. Dolayısıyla tam dağılımla ilgili yorum yapma şansımız şüphesiz yok ki. Ancak yine yorum yapma şansımız yok ama yine de her yaştan kişiyi biz elimizdeki listeden görmüş olduk değerli arkadaşlar. Şimdi mesela bir tane arkadaşımız varmış. Eşi aktifte, hanımefendi eşi aktifte, bir hanımefendi kaymakamımızın eşi de bu sene sınava giriyor, kazanıyor, mülakata giriyor, eleniyor. Böyle bir bilgi var elimizde mesela, ilginçtir. Yine öte yandan mülakata, sınavı kazanmış, aslında mülakata kalmış ama mülakata çağrılmamış bir arkadaşımız var. Kaymakamlık şartlarını taşıyamadığı için YÖK'ten de eş değerlik belgesi verilmesine rağmen çok da böyle alışık olmadığımız bir bölüm, muhasebe bölümünden sanırım bir yanlışlık oldu. O yüzden alınmamış ama kendisinin de bu süreci takip ettiğini belirtelim. Dolayısıyla aslında 308 kişi üzerinden değil de 307 kişi üzerinden mülakat yapıldı arkadaşlar. Bu bilgi elimizde bir kişi var. Başka böyle bir şey var mıdır bilmiyorum ama bu bilgiyle beraber 307 kişinin üzerinden mülakat yapıldığına emin olabiliriz şu anda. Kabaca arkadaşlar aşağı yukarı gelişmeler bu yönde. Şüphesiz ki dediğim gibi üzüldüğümüz, bu sene bu arkadaşımız artık olur diyerek yolcu ettiğimiz
dürüst olacağım, çok ihtimaller içerisinde görmüyorum. Bu arkadaşımızın söylemlerinde, duruşunda, işte kaygı durumlarında, heyecanında, efendim ruhsal durumlarını kontrol etmekte sorun var dediğim kişiler vardı bazı. Yani 3-5 kişi bir elin parmakları kadar olamazdı diyordum onlar için. Onların durumları da olumsuz olmuş. Şaşırmadığım kişiler de var. Yani bunu bir söyleyeceğim. Tabii ki isim vermem mümkün değil ama. Öte yandan değerli arkadaşlar, yine birkaç kişi ya olsun ya bu meslekte görmek isterim dediğim kişiler vardı, olmamış. Öte yandan yani özellikle ilk beşteki arkadaşlarımızın liyakatinden hemen hemen bizler de emindik. Yani görüşmelerimizde gerçekten olmaları bizi çok mutlu ederdi. Memnun kaldık. Yani sınav başarısıyla mülakat karakteri arasındaki uyumdan, yani sınav başarısıyla mülakat karakterini ortaya koymak arasında doğru orantılı bir ilişki vardır arkadaşlar ama bu ilişkinin istisnaları da olabilir. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. Dolayısıyla bunu da buradan tekrar vurgulamış olalım. Sorularınıza geçeceğim. Çok böyle uzun uzadıya bir yayın yapmamızı gerektirecek bir durum olmaz mülakat sonuçlarını değerlendirmesinde ama liste açıklanmadığı için bazı merak edilen sorular vardı. Standart merak edilen sorular vardı. Şablon sorular. Onlara yanıt üretmeye çalıştım değerli arkadaşlar. Bir bakalım. Şöyle bir bakalım sorularınıza. Yukarıdan aşağı gelmeye çalışacağım. Ondan sonra yayını inşallah yavaş yavaş kapatalım. Bu arada varsa sorularınızı arkadaşlar sormaya devam edebilirsiniz. Şimdi. Evet. Evet. Şimdi şeye geleceğim. Referansların yarıştığı toplum olmuşuz demiş bir arkadaşım. Değerli arkadaşlar, çok böyle referans noktasında koşturan, sağa sola giden, çok pozitif görüşmeler yapan ama sonuç almayan kişileri her sene gözlemliyorum. Bu sene de yine gözlemledim. Haberiniz olsun. Yani hocam referansıma güvenmiyordum, olmadı diyen de var. Ama hocam nasıl olmaz? Ben neler yaptım? Çapraz koşturmalar içerisine girdim diyen de var. Dolayısıyla arkadaşlar bu referans hadisesine bu kadar güçlü sarılmamız da ne kadar doğru bunu da bilemiyorum açıkçası. Çok güzel bir arkadaşımızın yorumu olmuş. Kaybedenler pes etmesin. Rabbim bir şekilde nasip ediyor. Mücadele devam demiş. Evet, bu tarzı doğrulayan arkadaşlar elimizde veriler var. Birçok arkadaşımız. Bakın birçok arkadaşımız. İkinci kez girmiş. Üçüncü kez girmiş. Dördüncü, beşinci kez girmiş. Tabii beşinci kez çok az var elimizde veri. Dördüncü kez çok az var ama birinci, ikinci mülakat deneyimi olan çok kişi var. İlk mülakat deneyimi de arkadaşlar şöyle söyleyeyim, yani %50 civarında ilk mülakat deneyimi olduğunu belirtmemde fayda var. Bizim elimizdeki veri bunu gösteriyor. Bakın %50'si elimizdeki verinin birinci mülakat deneyimidir. Ama kalan oranda şeyler görüyoruz. İkinci, üçüncü mülakat deneyimi ile beraber ilk ikisi olumsuz, üçüncüsü olumlu olan veriler var elimizde. Bunları da gözlemliyoruz. Hocam 2025 için ne zaman başlıyor? Değerli arkadaşlar, 2024 sınavını görmeden 2025 hazırlık dönemini kurgulamak çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla önce 2024'ü görmemiz lazım değerli arkadaşlar. Şimdik kadın alıma cevap, kadın alım oranına cevap vermiş oldum arkadaşlar. Şu an için kaymakamlık kursuna kaydolan biri başarılı olabilir mi? İlk kez hazırlanacak birisi için söylüyor. Şu an aslında arkadaşlar çok güzel bir zaman dilimi devam ediyor. Haziran ayındayız. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, belki de Kasım ayı elimizde. Biz iktisatla ilgili eğer işler yolundaysa 3,5 aylık bir sürenin diğer dersler için önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeterli olduğunu düşünüyoruz. İktisat eğer cepteyse 3 aylık bir süre bu işi götürüyor. İktisatla beraber tabii çalışma süreci devam ederken, konular bir tamamlanırken bir yandan bitmiş derslerimizin tekrarları ve dolayısıyla hafıza olgunlaşması da devam ediyor. Yani 4-5 aylık bir süre olarak sınav değerlendirecek olsa birçok arkadaşımız için sınav hazırlığına başlamak gayet arkadaşlar mümkün ve makul. Evet. ...307 kişinin mülakata girdiğini söyledim arkadaşlar. 308 kişi değil, 307 kişi mülakata girdi. Bir kişi 4 kere elenip neden 5.'de alınır diye bir soru var. Çok normal olabilir arkadaşlar bu. Çünkü bir kişi 4 sene içerisindeki mülakat performansını iyileştirmiş olabilir. 4 sene içerisinde olgunlaşmış olabilir. 4 sene içerisinde birikimini artırmış olabilir. Bu yüzden olabilir mesela. Evet. Yaş sınırı ile ilgili yeni bir düzenleme gelir mi? Değerli arkadaşlar, yaş sınırı ile ilgili
Bir problem Anayasa Mahkemesi iptali gerçekleşti. Ancak bu iptal kaymakamlık, hakimlik alımları dolayısıyla veya bazı bizim çok bildiğimiz standart KPSS A kadro uzmanlık meslekleri dolayısıyla değildi. Daha çok efendim daha sonrasında 2018 sonrasında özellikle CBK kararlarıyla efendim kurulan, yeni kurulan bazı kurumlar var, kuruluşlar var kamuda. Bunlarla ilgili arkadaşlar uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesi noktasında CBK kararıyla efendim belirlenen yaş şartları var. Bunlar iptal edildi. Bununla ilgili bir düzenleme olacak. Evet, 650 içerisinde yaş şartını düzenleyen kanun maddesi, sanırım ek 20 maddesi miydi? Şu an aklıma gelmeyecek. Yaş şartı maddesinde bir düzenleme bekleyeceğiz. Bu düzenleme yapılırken herkesi etkileyen bir değişiklik olur mu? Bilemeyiz. Ama olmaz ise arkadaşlar standart olarak o CBK'lara için kanun çıkaracaklar. Veyahut da bu işi artık kökten çözecek bir kanun düzenlemesi yapacaklar. Bakalım göreceğiz. Bunları anlayacağız arkadaşlar. Hocam siz bir yıl önce mülakatta gelen sorular diye bir video çekmişsiniz. Benzer sorular mı acaba? Mülakat sürecinde mülakata giren arkadaşlarımızla telefon görüşmeleri yaptık. Kimileri bizi ziyaret etti, onlarla görüştük. Arkadaşlar evet, bu minvalde sorular geliyor yine. Tarihten de geliyor. Mezun olduğu üniversiteden de, bu bölümden de daha doğrusu sorular geliyor. Güncel bilgiler, yoruma yönelik sorular geliyor. Ama yine biz bir şey gözlemledik. Komisyon şunu söyledi. Ya bilgim yok cevabını aldıkları zaman mantık yürütemez misin? Mahkeme yapamaz mısın? Bir şey söyleyemez misin gibi dönüşleri bunu anlamaya çalıştılar. Çünkü aslında sorgulama kabiliyetin var mı? Eleştirel düşünmeyi biliyor musun? İletişimin ne boyutta? Bunları anlamaya çalışıyor. Yaratıcı düşünebiliyor musun? Bunları anlamaya çalışıyor. Buna emin olmamız lazım arkadaşlar. O da mülakatta aslında bilgi ölçümü yok. Mülakatta artık biraz daha böyle akıl yürütme, muhakeme ölçümü var. Bunu da anlamak lazım. Bunu görmek istiyorlar. Bunu yapmaktan çekinmemek gerekiyor. Hocam bölüm düzenlemeleri ne zaman olacak demiş. Değerli arkadaşlar, biz bir kanun düzenlemesi bekliyoruz. Bu da inşallah bayramdan sonra Temmuz ayının sonuna kadar meclis tatili öncesinde bu işin tamamlanmasını bekliyoruz. Umuyoruz burada sağlıklı bir çözüm ortaya çıkar. Temmuz ayını takip edeceğiz değerli arkadaşlar bununla ilgili. Bir ay içinde kanun düzenleme gelir gelmezse eski kanundan devam demiş. Göreceğiz arkadaşlar. Geçen sene kazanan kaymakamlardan da X isimler mülakat gününe hikmetse ziyaretlerde bulunmuş. Ekşi Sözlükler isimlerle beraber isimler mi? Bilemiyorum arkadaşlar bu tip gelişmeleri ama yani bilgi sahibi olmadığım konuda fikir ve yorum geliştirmeyi doğru da bulmayacağım. Dolayısıyla bu konulara çok fazla giremeyeceğiz. Bu tartışmalar her zaman olacaktır. Bu tartışmaları engellemenin yolu arkadaşlar çok açık bir şekilde süreci şeffaflaştıracak adımların atılmasını görmektir. Tabii ki kaymakamlık alımı açık uçlu ölçümlemeleri isteyecek ve devlet de kendi içerisine almak istediği, özellikle bu ciddi statülü meslekler, mecralar, makamlar için. Biliyorsunuz arkadaşlar kaymakam kadrosu çok yani geniş çaplı değerlendirilebilen bir meslek türü. Yani şimdi bakan danışmanı oluyorsun, özel kalemde olabiliyorsun, efendim hudutta da çalışıyorsun, kaymakam ilçede de oluyorsun, daire başkanı da oluyorsun, yurt dışında da görevlendiriliyorsun. Yani bir joker kadro arkadaşlar. Üst düzey joker kadro. Böyle bir mesleğe alırken birilerini gerçekten çok hassas bir sürecin yürüyeceği ve tartışmaların da tabii ki olacağı açık ortada. Doğru, her sene bunları gözlemliyoruz. Çok fazla bu noktada yorum yapamayacağım değerli arkadaşlar. Evet. Geçen seneye göre değerli arkadaşlar sanıyorum 13-14 günlük bir gecikme söz konusu. Geçen sene çok olağanüstü bir geç açıklanma durumu oluşmuştu. Ki bunu da biliyoruz ki depremdi sebebi. Bu sene biraz daha geç açıklandı. Tabii ki İçişleri Bakanlığı'nın öncelikleri, gündemi, dinamikleri, uğraştığı konular her zaman için değerli arkadaşlar ciddi işler. Bakan Bey'in doğrudan müdahil olduğu bir eleme süreci var mülakattan sonra. Mutlaka katılıyor, mutlaka listelere bakıyor, mutlaka inceliyor detayları. Bakan Bey'in gündemi yoğunluğuyla da ilişkisi olabilir diye doğrudan düşünebiliriz. Dolayısıyla biraz gecikme oldu. Doğal karşılamak gerekiyor arkadaşlar. Yani yine İçişleri Bakanlığı bakın bu tip mülakat sonuçlarında oldukça elini çabuk tutmaya çalışıyor. Bunu da belirtmek isterim. Yani yıllardır böyleydi ama son 2 yıldır İçişleri Bakanlığı'nın olağanüstü gündemi dolayısıyla bu tip bir durumun geliştiğini söylemek istiyorum. Yoksa
arkasında başka bir şey aramak istemiyorum. Bölüm düzenlemeleriyle ilgili değerli arkadaşlar yorum yaptım. Hakimlik münakaz sonuçlarının açıklanması daima uzun sürüyor. Burada arkadaşlar 300 kişiden bahsediyorsunuz. Hakimlik tarafında binlerce kişiden bahsediyorsunuz mülakat sürecinde. O mülakatı yapması da uzun sürüyor. Sonuçların açıklanması da uzun sürüyor. Çok normaldir. Meseleye biraz böyle bakmak lazım. Şu an için kayıt oluştursak başarılı olabilir miyiz? Olabilirsiniz. Bizde olağanüstü sonuçlar var arkadaşlar. Gördüğümüz, gözlemlediğimiz dolayısıyla bunların sonuç soru, bu tip soruları ben doğru bulmuyorum. Bu tip soruların cevabı evet, evet, evet. Evet. Açık öğretim mezunu elimize gelmedi arkadaşlar. Benim. Mülakat sorularında dikkatinizi çeken bir konu yok arkadaşlar. Önüme bir şey gelmedi bu anlamda böyle çok nasıl olur böyle bir soru diyeceğim bir durum yok arkadaşlar. Sevgili Yağmur, AÖF ile ilgili yapmış olduğun bildirimle ilgili detayları bize DM'den yazarsan sevinirim. Elinde bir bilgi varsa. Evet. Çok anlaşılır sevgili Büşra, sosyoloji mezunu olarak bir belirsizlik içerisinde olman ve bu yıpratıcılığı hissetmen. Bununla ilgili bir yorum yapmak isterim. Tabii ki yani Temmuz ayının sonuna kadar bir düzenleme bekleyeceğiz ama yani bu düzenleme erken bir zaman diliminde olmadığı için ve bu sürece gönül vermek için çalışmalara son sınava sınav tarihi belli olduktan sonra başlayarak bu sınavı kazanamazsınız. Erken başlamak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi geçen seneki şartlar neyse bu şartların tamamını korunacağını düşünerek birçok kişi bu sınava hazırlanmaya başladı. Dolayısıyla eğer düzenleme değişiklik bir takım durumlar planlanıyorsa bir takım mağduriyetler de oluşabilir. Yani umarım bakalım göreceğiz ama Temmuz sonunda. Keşke daha erken çıksaydı da bu sürece gönül vermek istemeyenler, veremeyenler daha doğrusu, vermek isteyip de teknik engele takılanlar hiç girmeseydi bu işe diyeceğim. Evet arkadaşlar bakıyorum. Bölümleri anlayamadık arkadaşlar. Bölüm mezunlarını toplayamadık henüz. Ama bölümlerle de ilgili her sene paylaşıyoruz biz aslında detayları. Bölüm noktasında birçok bölümden yine oluyor. Da yoğunluklu olarak gördüğümüz kamu yönetimi, iktisat, uluslararası ilişkiler değerli arkadaşlar. Mülakatı aşanlar, sınavı kazananlar ve mülakatı aşanlar doğru orantılı olarak gelişen bu veride öne çıkıyor söyleyeyim. Kamu yönetimi, iktisat ve uluslararası ilişkiler bölümü altına gidiyor, sıralama gidiyor. Bu bölümler ilk üçte, bunu belirtmem lazım. Hiç özel üniversiteden mezun olmanın bir süreci dezavantajı yok arkadaşlar. Bu tip durumlar artık ortadan kalktı. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Ben teşekkür ederim hepinize. Efendim sınavı kazanan değerli arkadaşlarımız için şimdi tekrar yayını kapatırken hayırlı uğurlu olsun. Vatana, millete arkadaşlar gönüllü bir şekilde, tatmin bir şekilde hizmet etmek. Onlara görev dönemlerinde efendim şimdiden arkadaşlarımıza bu dileklerimizi iletelim. Kazanamayan arkadaşlarımız var. Birkaç gün dinleyecekler kendilerini. Biz de onlara değerlendirme yapacağız. Ama hedefte kararlı olursak sonuç almak için bir engel, teknik bir engel yok. Bunu tekrar etmek istiyorum. Kazanan arkadaşlarımı tekrar tekrar tebrik etmek. Vatana millete hayırlı, uğurlu efendim görevler yapacakları günleri yaşatmasını onlara diliyorum. Şimdiden başarılı bir adaylık dönemi ve kurs dönemi onlara diliyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Hayırlı günler diliyoruz. İyi akşam, iyi günleriniz olsun.